Şu gördüğünüz Ender 3 versiyon 2 dünyanın en gelişmiş Ender 3 versiyon 2'si. İlk etapta 18 tane, sonrasında 22 tane, daha sonrasında da 3'erli 5'erli gruplar halinde 50-60'tan fazla irili ufaklı upgrade yaptım ve dünyanın en iyi Ender 3 versiyon 2'si oldu. Son olarak bir de extruder'ı değiştirmek istedim. Daha öncesinde extruder'ı bayağı değiştirmiştim. Titan extruder kullanıyordum ve memnundum ama su soğutmalı bir extruder gördüm ve bayıldım. Hemen sipariş ettim, su soğutma sistemini kurdum ve denemek için bir video çektim. Videoyu bayağı uğraştım, denedim. Ve sonunda çalıştıramadım. Peki sistemi çalıştıramadıysam bu videoyu niye çekiyorum? Siz de benzer problemler yaşamayın diye çekiyorum. Su soğutmalı extruder'ı ilk aldığımda dokümantasyon araştırmaya başladım ve gerçekten bir doküman bulamadım. Üretici firmanın yayınladığı bir tane doküman var. O eski bir versiyon için ve su soğutması sistem için. Su soğutmalı sistemde buna çok benzer diyor ama herhangi bir benzerliği yok. Herhangi bir şekilde o doküman buna uymuyor. Yanında gönderilen 3 boyutlu modeller vardı mesela şuradaki gibi. Mesela bu parçayı basıp daha sonrasında şu tipteki fanı oraya takarsan soğutma sistemi çalışır diyorlar. O fan oraya olmuyor. Ayrıca arkada bir 3 boyutlu baskı daha var. O da BL Touch'ı desteklediği yazıyor. BL Touch'ı oraya bağladığım zaman sıcak parçanın yanına geliyor. Muhtemelen çalıştırsaydım BL Touch'ı eritecekti. Bunun gibi birçok problem yaşadım ve artık çalıştırmaktan vazgeçtim. Çok uğraşsaydım o 3 boyutlu modelleri falan düzenleyerek çalıştırabilirdim. Bayağı da yaklaşmıştım ama gerçekten sıkıldım çünkü bunu çalıştırsaydım ve yayınlasaydım alan birçok arkadaşım da problem yaşayacaktı ve sizlere karşı mahcup olacaktım. O yüzden bu videoyu biraz da böyle yaşadığım bir problemi anlatıyormuş gibi değerlendirebilirsiniz. Yani bir ürün incelemesi, ürün önerisi değil. Yaşadığım bir sıkıntıyı da sizle paylaşmak istedim. Aslında bir noktaya kadar her şey iyi gidiyordu. Normalde bilgisayarların işlemcilerini soğutmak için kullanılan şu soğutma sistemini extruder'a bir şekilde bağladım ve gayet güzel bir şekilde çalıştırıyordu. Yani elektrik verdiğim zaman soğutma sistemi, fanlar çalışıyordu, su dolaşımı başlıyordu. İçerisine renkli olsun diye cam suyu koymuştum böyle görsel olarak daha iyi gözüksün diye. Normalde antifriz gibi bir şey koymak lazım. Ne zaman ki bunu buraya monte etmeye başladım, işler o zaman karışmaya başladı. Çünkü yanında gönderilen vidalar hem eksikti, bazıları çok fazlaydı, bazıları eksikti. Vida somun gibi parçalar. Ve bazılarının ne işe yaradığını anlamak bile mümkün değildi. Yani içerisine koyulan malzemelerin ne bir listesi vardı, ne nasıl monte edileceğiyle ilgili en ufak bir görsel vardı. Hatta bitmiş halinin bir fotoğrafı bile yoktu. Yanında paylaşılan 3 boyutlu modellerse paylaştıkları, önerdikleri fanlarla uyumlu değildi. Bunun gibi o kadar problem yaşadıktan sonra bunu yapmanın bir anlamı kalmadığını düşündüm ve vazgeçtim. Şu ana kadar çekip yayınladığım ürün incelemesi tarzındaki videoların tamamında ürünü bir şekilde amacına uygun kullanıp iyi ve kötü yanlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyordum ve bunu olabildiğince şeffaf yapmaya çalışıyordum. Bu da o videolardan bir tanesi ama ilk defa çalıştıramadım. Yani artık çalıştırmaktan vazgeçtiğim, illallah ettiğim bir ürün ortaya çıktı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer 3 boyutlu yazıcınıza yeni özellikler ekleyip böyle daha pürüzsüz baskı alırım, su soğutma sistemi de takarım, 3 boyutlu yazıcım daha güzel çalışır gibi beklentileriniz varsa, bütün benim bu yaşadığım problemleri göze alabiliyorsanız buyurun diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.